Assalomu alaykum ustozlar. Kitap anlaşnayı ve kitap okuşnayı özünün kündelik adetik aylandırgan süyümlük dostlar. Keşkanlar hayırlık bolsun. Erkin Sadık yazmaları 7. kısım Turmuşunun Muhim Saatleri ve Savaqları diyen kitabımızdan Tirişçanlıq ve ibadet diyen kısmının devamı devamlaştırıp okup birimiz. Kitap yazgıcı Doktor Erkin Sadık. Avazda İstanbul'dan Leyla. Kitap okulgan gün 2018-25 sentyabr. Seyşembe. İkinci, ibadet. Tövendikisi oyğanının ibadet ve kulluk sözlerinin İslam'daki inaklımısı diyen leksiyasının asası mezmunları. Birinci, oyğanının leksiyası. Arapçadaki ibadet sözü işki nersini özçeyi aldı. Eğer o sözünü tercim kılganda aşu işki nersinin birisini işletsek o sözünün mənsi tuluq bulmaydı. Klassik Arapça bilen seyiştirganda bu İngilizcenin bir yetersizlikidir. Klassik Arapçada köplügen okumlar bir söz bilen ifadelindu. Şunlaşka bir sözünü tercim kılganda o bildirilgan okumlarının bir kısmını işletse kişilerin köyünde kalaymıkançılık gelip çıkıdu. İbadet sözü ifadeleydiğin barlık okumlarını mundaq işki sözü yığıncaqlıqıl buldu. İbadet ve kulluq biz ibadet sözünü İngilizce tercim kılganda köpüncü vaqtlarda o bildirilen okumlarının pekat birisini, yani ibadetini ya ki kulluqını işlettimiz. Ama Arapça sözde bu işki oku birleştirilip bir söz bilen ifadelengen. Tüende mən ibadet bilen kulluq, yani ibadet sözü ifadelayan iki okumunu kısa çöndürüp ötümen. Bamdat namazının vaxtı bulğanda biz namaz okup Allah'ı ibadet kılmız. Peşin namazının vaxtı toşkanda biz namaz okup yine Allah'ı ibadet kılmız. Ama bu iki qetimlik namazın aralıkıdaki vaxtlarda biz nemi iş kılmız? Biz Allah'ın kulu bolumuz. Siz uxlayatqanda Allah'a ibadet kılmaysız, ama yanıla Allah'ın kulu bulup türsüz. Ettiğini ornağızdan turup, yüzünüzünü yuyup, ettiğerlik tamıqınızını yap, maşine haydep işi barğanda, siz Allah'a ibadet kılış iş hareketi bilen şuğullanmaysız. Ama siz yanıla Allah'ın kulu halde de türsüz. İbadet diyen sözün mənasının bir kısmı bir xil alaydı iş hareketini bildirdi. Ruz tutuş, namaz okuş, həcgi biriş, Kur'an'ı qıraat qilish ve zakat biriş qatarlıqlar aytıp haldı ki ibadet iş hareketleri bulup hesablandı. Ama siz yukarıdakidek iş hareketleri bilen şuğulmatkan bolun bolman, siz hem o vaqt Allah'ın kulu halde de mevcut bulup dursuz. Bu hukum intayın küşlük. Onun mənisi biz yalğız cümə namazına oxşaş alaydı vaqtlarda Allah bizdin isteyen tariqada yaşapla kalmay, işki qıtımlıq namazdan otdürsedigi vaqtlarda mu Allah'ın kulu bulup yaşaymız, namazdan arlıqıdgi vaqtlarda mu bizdin Allah bilen bolğan bağlanışımız özlüp kalmaydı. Bazı kişiler nurgun vaqtlarda Allah'a ibadet kılıdı, ama Allah'ın kulu dek iş görmeydi. Özünün haraq dükkanı var. Bazı kişiler her günü 5 vaxt namazını okuydu. Ama başka vaxtlarda Allah'ın kuluğa layık iş görmeydi. Siz bazı ibadet sözünün İngilizce'deki çalı tercimesi asasınıb. Mən hiç bulmağanda Allah'a ibadet kılvadı mən. Şuna menin vazifem tüydü deyip oylaysız. Ama Allah'ın kuluğa layık iş görmeysiz. Demek Allah'a ibadet kılış mecburiyetten fakat bir kısmı, onun yeni bir kısmı bulsa Allah'ın kulu buluştun ibaret. İbadet sözü aşu işki mecburiyetten her işkisini öz çıga aldı. Uyğanın ibadet ve kulluk sözlerinin İslam'daki inaklımızı diyen leksiyasının kalan kısmını bu makalığa kırgızışını muvaffak görmedim. Mən aldığı cümle günü mezkur makalının birinci kısmını torlarla çıkarğan denkin, birkaç kıyrındaşlar izdiniş münbirge bilimli kımeti yukarı bolğan inkaslarını yazdı. Mən onlara çin könlümde rahmet eydim. Şundaqla yukarıda oyğan təminleyen ibadet hukumunu toluqlaydıgan ve beyt edigen inkaslardan üçünü bu yeri kısturup koymen. Minancıya köpüngen okurmalar bu inkaslardan məzmunlardan mənbət alalaydı. Fidey, qeyrindişimiz təminleyen məzmun 8. qavet. Naydi, yaxşı temi yazıpsiz bilim xumaraka. Bərgətlər üstünüzgi yaqqay. Bu əxtə mən qanaət tapqan fikir mundaq. Eytib baqay, payısı bulup qala.
ibadat faqatla namaz oqib qo'yish, tilovat qilib qo'yishla emas, ibadat amniyatda hayotning kuchi, butun jarayoni. Ibadatul badan, badan orqali qilinadigan ibadat, ya'ni namaz, roza va qazolar. Ibadatul iqtisod, pul mol bilan qilinadigan ibadat, ya'ni zakot berish, ihson qilish va qazolar. Ibadatul qalb, qalb bilan qilinadigan ibodat, ya'ni ruhni bahlash, qalbni yod etish, Rabbi bilan samimiy do'stlik o'rnatish, aloqa bog'lab turish va hokazolar. Maqsadi Alloh rizosi qozonish bo'lgan har qanday to'g'ri, harom bo'lmagan ish bir ibodat hisoblanadi. Buniga ajr, savob berildi. Rabbimiz bizni Alloh rizosi uchun yashashga ibodat qilishga undaydi. Bu 4 muqaddas kitobning hammasi tilga ilindigan muhim va yorqin nuqta. Rabbimiz qandoq bo'lganda bandisidan rozi bo'ldi. Qisqa essaq, yaxshilikni, to'g'rilikni, mehribonlikni, muhabbatni dunyoga yaysaq, bularni qalblarga hokim qilib inoq ittifoq dunyo qurib chiqishga tirissaq, bizga omonat berilgan bu dunyoni xuddi jannatga o'xshash go'zal qilishga tirissaq rozi bo'ldi. Chunki Rabbimiz bandalarining xushal-xuram va huzurli yashashini xohlaydi. Uning ustiga inson Alloh rizosi uchun ibodat qilayotganda yoki yashayotganda faqat Allohning shonini yuksaltayotganla bo'lmaydi. O'z navbatida yana o'z uchun foydali ish qilayotgan, uyushayotgan, aqliy, axloqiy, jismoniy va ruhiy jihatdan takomillashayotgan bo'ldi. Eng oddiy misol olsak, boshqalarning haqqini yeb olmoqchi bo'lgan birov, men bu ishni qilsam Rabbim menga rozi bo'lamdi, bo'lmamdi deganni samimiylik bilan o'ylay olsa va rozi ko'zyalsa edi, boshqalarning haqqini yeb olmagan bo'lardi. Chunki Rabbimiz, agar roziligimni ko'zlasanglar, kishining haqqini yemanglar, inoq o'tinglar, samimiy bo'linglar, mehr muhabbat bo'linglar deb xitob qiladi. Ko'p qism kishilar bu xitoblarga quloqini yuprib olmasa edi, yer yuzida ojizlarning nolisi, huzursizlik deydigan narsa qolmagan, xuddi jannatda go'zal bo'lib ketgan bo'lar edi. Mundaqchi qilib aytganda, Rabbimizning men uchun qil deganlarining hammasi amniyatda o'zimiz uchun foydali ishlardir. Uning ustiga ashu xitoblarga quloq solgan inson o'z uchun foydali ish qilayotgan bo'lib qolmasdan, yana texi bularning savobi va mukofotini oxiratda hassilab oladi. Bu nima degan oqlani soda. Bu biz nima uchun degan go'zal ishqa taklif qilgan. Biz nima degan go'zal ishqa taklif qilgan. Endi tirishchanlikka kelsak, samimiy holda qalbingizga yuzinib turib Rabbingizning roziqini ko'zlagan hamma ish tirishchanlik doirasiga kirdi. Albatta, har kimning hayoti har xil bo'ldi. Shunga har kim o'ziga eng muvofiq keladigan va unum bergan tirish shaklini tanlab olsa bo'ldi. Men kim? Qandoq yashashim kerak? Men qandoq imkoniyatlarga ega? Nimalarni qila olaman? Qaysi yo'l bilan qandoq ish qo'shurman degandek savollar haqida chuqur fikr yurgizish to'g'ri bo'lgan tirish shaklini turg'iz belishimiz foydali. Ammo yaxshilik va yomonlikning teng mavjud bo'lib turgandek, Rabbimiz taklif qilgan ana shu yaxshilikqa qulqini yuprib olgan, to'g'ri yo'lning ustida egri o'ltirib olgan, boshqalarni azdirishni, teyildirishni o'ylaydigan, bu maqsadga yetish uchun fitna topadigan, ayrimchilik paydo qildigan, hatto suiqasd qilishdan yonmaydigan shayton tabiatliklar hamon har yerda mavjud. Bular jannatdagi go'zal dunyoni do'zaxga aylantirmoqda. Biz insonlar faqat ana shunday razil niyatlar bilan ilmimiz orqali, aqlimiz orqali, to'g'ri yo'lni ko'rsatish orqali bu safarda bir-birimizga yer yo'lak bo'lish uchun kurash qilamiz. Mana bu nishon. Buning jarayoni tirishchanlikdan iborat. 3. 86. Qirindishimiz ta'minlagan mazmun 11-qavat. Assalomu alaykum. Men bosh temaga azroq fikr beray. Hozirgi dunyoda musulmonlar uqum xatoligining zinni tortiyotdi bo'libmi, g'ayri musulmonlarning dinga bo'lgan tushunchasidan tarbiya olgan kishilar texim shunda. Bosh temada aytilgan ikki so'z to'g'riliq tuzish berib qo'yishni muvofiq ko'rdim. Biri ibodatning ma'nosi, yana biri taqvodorlikning ma'nosi va o'zchi olgan doirasi. Birinchi ibodat
Uyğur müsəlmanların tozu ibadət qılış deyən sözünü alğanda, esikliğini namaz oxuş, roz tutuş qatarlıq fərzlərini ada qılış, qıraat qılış qatarlıq ibadətinin bir qism tərkibinə ala köz aldığı kəltürülüşü mümkün. Muşundaq boluşu da, bəlkim İslam dindin başqa dinlərinin hayatın ayrılgan haltını görüp, yani İslam dininin sırtıdakilerine bulup mu ilahını tanımayan kişilerin din karşını kabul kılıp, İslam dini mu şundak hayattan ayrılgan bir yol deyip oylap kalgalıqdan şundak bulgan buluş mümkün. Emeliyette İslam dininde eğitilgan ibadet kılış butku çokunuşlarının ibadet handiki butku çokunuşunu ifadelişge okşuş hayat faaliyetinden başka işleri bilen alakası bulmağın tar dairlik mezmunu özü algan emez. Belki bir günü misal kalsak, şu 24 saatlik vaktinin hemisini özü algan hayatımızki hem işlerimizini özü algan dairdi buldu. İslam dininde eğitilgan ibadet mahiyette Allah'a samimi muhabbet ve İxlas bilen itaat kılışını görsüdü. Allah yaxşı kördüğün ve razı bulğun her kandak aşkara ve yuşurun iş hareketimiz, gep söz ve oy fikrimizini özçü aldı. Şuna, ibadet kılış deyinimiz Allah'ını dildi tonup, yaxşı görüp, Kur'an kerimde görsetken, Allah'ın bizge buyurgan barlıq buyruqlarını əməl kılış, günah dəb görsetken işlerini tərk edişinin özü ibadet kılgallıq hesablandı. Şu məndin namaz oxuş, roz tutuş, zakat veriş, həc qılış, Allahını zikr qılış, dua qılış qatarlıqlar ibadət. Rast sözləş, amanətini ada qılış, atansıq yaxşılıq qılış, uruq tuqqanlarına sılrahim qılış, vəzisi vapa qılış, halal rızıq üçün işləş, başqalarını yaxşılıqı buyurub günah din çəkləş, bala qazalarına səvr qılış qatarlıq, İslamda görsətkən yaxşı əməllərini qilishning hammasi ibodatni tarkibi hisoblandi. Ilm o'g'inish farz bo'lganligi uchun insonga foydali bo'lgan bilimlarni o'g'inishmu ibodatning mushu tarkibini ado qilib mang'onligi hisoblandi. Islomda ibodatni faqat Alloh qilib ko'rsatilgan. Shunga Alloh Islomda bizga ko'rsatgan belgimlerge itaat qilishda Alloh shundoq ko'rsatganligi uchun qilyapman degan ong bo'lib Andın şu işlerine kılış Allah'a ibadet kılgallıqı hesaplandı. Bilimxumar əpəndan baş temini yazışı da Allah'ın nəzirde muşunda kılgınım yaxşı iş dəb bilib Allah'ın sahabını gözləb yazgan bolsa bu ibadet hesaplandı. Çünki əməllərinin nəticisi niyetke bağlıq buldu. Minan muşu inkasını yazıp Müslüman qeyrindaşlarımın ibadet ve təqvadarlıq oxumunu yaxşı bölüvülü üçün kunupka taxtısını besib oldurğallıqım İbadet türünün hesaplandı. Bilim eliş pariz bulup, taqt yetken derecede tırşallıq körsüp bilim elip, onu insanlarının yaxşı işqa faydını verişi üçün hizmet kıldırışı, muşu işlerini kılıştımı Allah'ın razılıq üçün kılgan bulsa, bu mu ibadet? Bilim Humar Efendi ve Bilgecan Katarlıq kişilerinin halal rızıq tepip yeşi bilen birge, özgü iktidarını ünümlü cari kıldırıp, İnsanlarına paydını verişi üçün küş çıxırışı, muşu işlerini kılışta Allah'ın sahabını közleyen bolsa, Allah'a ibadet kılgalıqı hesablandı. Oxşaş bir işini oxşaş bulmağın məqsəddə kılgalı buldu. Gayri Müslümanların kılgan bəzi işleri Müslümanın kılgan işi bilen oxşaş bolsumu niyette pərqliq buldu. Şuna, Müslüman Allah'ın razılığını niyet kılsa, başqalar, başqını niyet kıldı. İbadet hukumunda köpleyen Müslümanlar pekat Allah bilen bende otturduki ibadet türgülü taraydı velip, pekat namaz, roza, zakat, hac ve Allah'ın zikir kılış, dua kılışlarını yaxşı adaq kılışınla təqvadarlıq dəb oylu velip, İslam'la yana bende bilen bende otursudiki arısıdiki körsetmelerde ibadet kılışqa sel qarab bulup mu ilim ögünüş desə, pekat şəriət bilimlergil çekilini velip, İlim bəngi səl qarab ziyan tartıb getdi. Əmdə təqvadarlıq doğrusuz toxtulay. İkinci, təqvadarlıq. İbadət qılış Allah'ın körsətmələrgə itaat qılışını bildirsə, təqvadarlıq əşü itaat qılışının mükəmməl dərəcəsini körsüdü. Yəni bir adamdan Allah'ını söyüş yüzsədən qılvatqan ibadətlərinin taqtı yetkən dərəcədə mükəmməllik dərəcəsini körsüdü. Bir adamın bilişi,
taqti, kuş kuvveti qatarlıq cəhətlərdə çəklik bolğan bolğaşqa adamlar üçün qaysı işlər, qaysı işlərdə mühim degen cəhətdimi körsətmələrini bərgən adamın təbiətiga qarta bəlgimlərini bərgən.